Evet sayın seyirciler, şu anda Cihangir'de Kabri İstanbul Antik Mağazası'ndayız. Bugün günah gerçekten çok kötü uyandık. Yine kabus, yine umutsuzluk, yine bir çaresizlik. Ama asla çaresizliğe düşmememiz gerekiyor. Pozitif düşünmek zorundayız. Bugün şey yapalım dedik, sosyal medya nelerle meşgul? Sosyal medyada neler, top 5 nedir? Sevgili dostum Olgun Twitter'daki top 5 tane ileti okuyacağım. Ben de Facebook'ta 5 tane top 5 ileti okuyacağım. Buyurun hocam. Söyledim sen maalesef günaydın diyemedik yine. Evet. Son 15 günden beri kötü günler yaşıyoruz. Yine 25 askerin şehit oldu. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Ülkece Allah, başımız sağ olsun. Evet. İlk tweetimi okuyorum, beynim yazıyor. Evet. Uyursan ölürsün demişti komutanım. Evet. Sustum. Devlet uyuduğu için ölüyoruz. Evet. Diyemedi. Sözüm bittiği yer, Türkiye Afyon'a aldılar. Sosyal paylaşım sitelerinde, yani Twitter ve Facebook'ta bu Afyon'daki Atatürk'ün Selçuk'un soracağım, bu fotoğraf Silüet. Silüet, evet. Bu fotoğraf çok ilginç. İşte unutulmayacak o kare. Atam memleket yangın yeri başlığı. Bu kare dün 25 askerimizin şehit olduğu patlama sonrasında Afyon'da çekilmiştir. Haber ajanslara bölgede olay yerinde ilk görüntüler geçtiğinde en dikkat edici kare Atatürk heykelinin yangın içindeki görüntüydü. Bu kare sosyal paylaşımlarında paylaşılmış küller ürpertici. Gerçekten insan tuhaf oluyor. Gerçi çok ağır yani. Evet hocam siz. Çok duyarlı bir hareket. Ferhat Göçer'den ikinci tweetim. Evet. Konserimizi 12 Eylül, bugün konseri varmış. Konserimizi 12 Eylül'de tüm gelirini güvenlik güçlerimize bağışlayarak gerçekleştireceğiz. Yine Türkiye Afyon'u alıyor. Ulusal yaz ilan ediliyor diyor Ferhat Hoca. Duyarlılığı için tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sözcüğü hep takip ederim. Şehidin affet bizi. Uğruna can verdiğiniz şanlı bayrağı indirdiler demiş. Bu da çok manidar ve acı. Buyurun. Kuzen sen Facebook'a mı diyorsun? Tabii ben Facebook'a mı? Tamam. Sporla ilgili bir tweet. Ben kendim de Trabzonlu, Sürmeneli'yim. Evet. Şenol Güneş'i çok severim, çok başarılı. Onunla ilgili bir tweet. Şenol Güneş gibi İbrahim Mankan yazmış, ona da söyleyeyim. Tweet İbrahim Mankan'a ait. Şenol Güneş gibi bir adamın Trabzonspor'un başında ne işi var? Dünya Kupası'nda üçüncülük kazanmış biri Trabzonspor'da hayatının hatasını yapıyor. Manidar. Evet. Arzu Akgün, 15 günlük yaşadıklarımızın yarısını başka bir ülke yaşasa olağanüstü hal ilan edilirdi çoktan. Güçlü müyüz, gamsız mıyız bilemedim. Arzu'ya katılıyorum birazcık. Bir tane daha okumak istiyorum ben. Abdullah Gani Aydın, AKP olmadan dinimi, CHP olmadan Türk'ümü, MHP olmadan da vatanımı sevebilirim demiş. Bu da buna, yani bunu fazla yorumlamayacağım. Böyle kendi yorumu sizlere bırakıyorum. Fotoğraf yaparsın, bir şey yaparsın. Varsa bunu. Evet, buldum bir tane. Evet. Mert Zorer. Tweet evet. Mert Zorer'e ait. Evet. Telefonlar akıllılaştıkça insanlar aptallaştı. O, evet, onu ben de gördüm. Çok başarılı gerçekten. Evet. Onu Mert kendi bulmuştu büyük bir ihtimalle. Mert'i de buradan kutluyorum. Paylaşımlarını bekliyoruz. Var mı? Hocam sende olsun. Okuyorum. Ben son tweetimi paylaşıyorum. Evet. İstersen önce ben okuyayım. Evet. Mustafa Yıldız. Geçen yıl Rum kesiminde benzer bir patlama olmuş. Nedir sende? 13 kişi ölmüştü. Aradaki fark, doğa sonrasında Rum kesimi hükümetinden 3 bakan istifa etmişti. Türkiye'de tık yok diyor. Onlara da tabii biz yorum yapamıyoruz. Onlar da halkın
halka bırakıyoruz, yorumsuz yayınlıyoruz yani. Evet. Ya böyle durumlarda birden can havliyle hareket etmek ne kadar sağlıklı, o da ayrı tartışılır. Soğukkanlılığımızı her zaman korumak durumundayız, korumalıyız bence. Evet, film replikleri, evet. Son tweetim. Evet. Zaten bir kadın sevmiyorsa seviyorum demez. Sevdiği zaman sevmiyorum dedi olmuştur ama o konuyu kafana takma sen. Yani bir tane daha ben şey yapayım. Volkan Çelik paylaşmış. Bir ülkenin geri kalmış olup olmadığını anlamak için insanların ölüm şekillerine bakın. Evet. Albert Camus. Evet, güzel. Evet, Twitter'da da bir aile. Evet. Aşağı yukarı aynı şeyler hem Facebook'ta hem Twitter'da yakın şeyler oluyor. Benim daha dikkat edeyim. Evet sevgili dostlar, yarın... Kuzen bugün bana misafirdin, yarın sendeyim. Evet, yarın seni bekliyoruz Olguncuğum. Bir gün kuzendeyiz, bir gün bendeyiz. Evet dostlar, sevgili arkadaşlar, eğer siz de katılmak isterseniz sizi ya Avangard'da ya da Kabir İstanbul'da sizde katılmanızı bekliyoruz. Umarım gülümseden haberler olur. Umarım daha iyi şeyler olur. Hep temenni diyelim.